Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Açıklama yapacağım. Açıklamamı ben şimdiden yapayım ki yarın bir gün benim üstüme hiçbir şey kalmasın. Bu arada da sigara böreğe saracağım. Şöyle üçgen kesilmiş yufkalarım var. Fakat yufkalar birbirine yapışmış. Neden yapışmış? Market yufkası olduğu için arkadaşlar. İnşallah yırtmadan şey yaparım. Birbirine yapışmış market yufkası olduğu için açıklamamı yapayım. Çünkü genelde her şey oluyor bitiyor. Herkes o kadar rahatlıkla suçu bana atıyor ki anlatamam yani. Şimdi birkaç tane ayıklayayım. Ayıklayayım demişim, hani şey yapayım, bakın yırtılıyor. Hiç hoş değil. Taze gibi görünüyor ama neden yapışmış bilmiyorum. Paketteydi zaten, paketten çıkardım. Hava çok sıcak gene. Her zamanki gibi cam tahtamın üstünde saracağım. Her zaman diyorum marketten almayacağım yufka diyorum ama yine de böyle hazır kesilmiş ya. Böyle içimden bir ses al diyor. Evet arkadaşlar. Ne olup ne bittiğini gerçekten bilmiyorum. Anlamaya da çalışmıyorum. O onu konuşuyor, bu bunu konuşuyor. Uzun zamandan beri biliyorsunuz bu Kuzey Öküzü'nün kanalında işte Hatice ile barıştı, Hatice ile barıştı gibi bir sürü laflar, bir sürü yorumlar, yazılar. Yani bayağı bir günahımı alındı. Yani zaten günahım hep alınıyor da bu sefer daha fazla bir günahım alındı. 3 ay öncesinden başladılar. Hatice ile Asi barıştı, Hatice ile Asi barıştı. Şimdi bunu benden duyun. Ben kimseyle barışmadım. Kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini, bana ne tür hakaret ettiğini, kimlerin dolduruşuna gelip de beni bu şekilde üzenlerin hiçbirini ben unutmadım. Bu birincisi. Tükürdüğümü yalamam bu ikincisi. Evet Hatice beni aradı. Bu da benden duyun. Ama beni kötü bir niyetle aramadı. Ya gördüğüm kadarıyla. Kötü bir niyetle aramadı. Sadece işte şunu dedi. Hani yaptık ettik. Bundan sonra işte birbirimiz hakkında kötü söz konuşmayalım. Birbirimiz adına video yapmayalım gibi bir şeyler söylemek için bir kere aradı. Sonra birkaç tane mesajımız var. Mesajları ister göstersin ister göstermesin umurumda bile değil. Çünkü yalan söylemiyorum. Şeyde de o geçenlerde de hani sürekli bahsettiğim böyle yırtık şeyden, dondan çıkar gibi çıkan bu arzu mudur, pepe midir, her kimse var ya, hani sürekli böyle insanlara beni yanlış tanıtıyor. Özürlü çocuklara laf söyledi, özel çocuklara laf söyledi, hakaret etti, küfür etti. Böyle bir şey kesinlikle yok. Tekrardan en son dün müydü, önceki gün mü ne, tekrar dün galiba aynı şekilde, evet dün, hiç böyle bıkmadan usanmadan oraya şey yazmış. Ben diyor, şimdi bunların kendi aralarında çok büyük bir husumet var ya da yok bilmiyorum. Konuya beni karıştırıyor. Diyor ki orada Pepe, ruh hastası kadın, ben diyor seni korumak için diyor, işte seni savunmak için diyor, Asi ile kötü oldum diyor. Asi diyor senin özel çocuğuna laf söyledi, video yap. Böyle bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle böyle bir şeyden kimse sıyrılmaya çalışmasın. Ben video silmem, ben video kaldırmam, ben canlı kaldırmam. Bütün canlılarımı başlıklarına bakarak izleyin. Bir tane hakaretim, küfürüm var mı özel çocuklara? Küfürü bırakın, bir tane, hatta hakareti de bırakın. Özel çocukları aşağılayacak derecede bir kelime sözüm var mı? Bakın bir ona bakın yani. Bir ona bakın. Sonuçta çocuk özel olur ya da normal çocuk olur. Çocukla benim bir problemim yok ki, ben çocuğa niye video yapayım? Bunun üzerine Hatice'ye benim attığım bir ses kaydı var. Sadece ben senin çocuğuna hiçbir zaman laf söylemedim. Seninle dedim hani... Seninle dedim birbirimize laf söyledik, sana laf söyledim, sen bana çok ağır kelimeler kullandın. Ama ben senin çocuğunu aşağılayacak ya da özel çocukları aşağılayacak bir video yapmadım. Bunu bil dedim. Videolarımın hepsi duruyor, canlıların hepsi duruyor. Bunu izleyebilirsin dedim. Duruyor. Sadece bu. Bunun dışında kesinlikle hiç kimseyle barışmadım. Hiç kimseyle. Öyle de bir niyetim yok zaten. Eğer ki barışılmak gibi bir konu olsaydı... Bir kişi var, bir kişi. Bak ben onunla barışırdım. Bir kişi var, gece gündüz resmen yalvarıyor. Bir şans daha istiyor, bir şans daha ve ben o kişiyle bile
görüşmüyorum. Sadece bunu söylemek istedim. Kimseyle de bir sorunum yok. O kadar çok ağır laflar işittim. O kadar çok hakaretlere maruz kaldım. Ama benim hiç kimseyle bir problemim yok. Bunu ben ikişer saracağım kızlar. Bu yufka bir tuhaf şey oluyor. Yırtılıyor. Hiçbir kanalla gerçekten problemim yok. Aslında şöyle düşündüğümüz zaman düşünüyorum da benim aslında hiç kimseyle bir problemim yok. Hiç kimseyle. Hortumcuyla olan davam evet bitmek tükenmek bilmeyen kin ve öfke ve bunu ben her zaman konuşacağımı zaten söyledim. Bu başka bir şey. Bu hortumcuyla olan davamda böyle salak, manyak, deli, gerizekalı hatta rospu gibi şey de yok. Hakaret de yok. Olsa onlar çok hafif kalır. Yani onlar hani kızgınlık anında söylenen bir şey. Ama burada ortaya atılan bir iftira ve gerçekmiş gibi bunun konuşulması. Yani zaten her şey buradan başladı. Kimseye hiçbir şey yapmadım. Kimsenin arkasına iş çevirmedim. Ona yani onun yüzüne bunu söyleyip de arkasından şunu konuşan birisi değilim. Öyle bir ne kimseyle ses kaydım var ne de bir mesajım var. Herkes kendi kafasına göre güya birilerini korumak için beni harcadılar. Hepsi bana düşman oldular. Ama benim hiç kimseye düşmanlığım yok. Kimseyle de ilgilenmiyorum. Ne derler? Hiç kimseyle de barışmayı düşünmüyorum. Çok ağır suçlamalarda bulunuldu. Ben genelde yani iyi olmasını istemişimdir. Karşımdaki kişinin ben iyi olmasını istemişimdir. Bir kişi yani bana iftira atıyorsa kesinlikle onun dediğini yapmamışımdır. Onun söylediğini yapmamışımdır. Ya benden para istemiştir. Evet, bakın iyi dinleyin. Ya benden para istemiştir. Veremem demişimdir. Birini araya sokmuştur. Ondan iste demiştir. Onu da halletmemişimdir. Ancak işte dediklerini yapmadığım için hortumcunun attığı iftirayı kullanarak bana hakaret ederler. Bu her zaman böyle. Bu böyle de olacak. Hiç kimseyle, hiçbir kanalla sorunum yok. Ta en başındaki gibi. Ben YouTube'a çıktığımda, ben YouTube'u açtığımda ne diyorum bak tek kişiyle problemim vardı. O zamanlar iyisin, harikasın, dobrasın herkesin dediği laf. Ama insanların dediğini yapmadığım zaman hemen böyle bir yerden vurmaya, böyle dünden razı. Hemen bir yerden vurma peşindeler. Ama istedikleri kadar uğraşsınlar. Kimse beni hiçbir yerimden, hiçbir şeyimle vuramazlar. Bu konularda gerçekten beni karıştırmayın. Bu konularda uzaktan yakından ilgim, alakam yok. Şimdi kanallara davet ediliyorum. Canlı yayına işte sen de katıl, sen de izle. İşte yorum yaz. İzlerim ya da izlemem. Bu benim bileceğim iş. Ama ben hiç kimsenin canlısına gidip de ben yorum yazmam. Ben bir tek kimin canlısına yorum yazarım. Vaktim varsa Melek ablanın canlısına girer yorum yazarım. Bir de vaktim varsa havaya işte bir iki tane yorum yazarım canlı yayında. Hepsi bu kadar. Bunun dışında ya izler miyim? Belki izlerim. Ama yorum konusuna gelince ı-ı. Çünkü benim hiç kimseye güvenim yok. Hiç kimseye. Sizler kötü sözleri unutabilirsiniz. Affedebilirsiniz. Bu tamamen sizi ilgilendiren bir şey. Ya sizin ilgilendiren. Benim kişiliğim buna izin vermiyor. Ben unutmam. Keşke unutabilsem o söylenen lafları, o söylenen yapılan üstüme, yapılan videoları, üstüme yapılan canlıları ben unutmam. Sadece böyle bir görüşme oldu. Ama ne diyorum ben? İki cihan bir araya da gelse ben bunları unutup da ben tükürdüğümü yalamam. Çünkü ortada konuşulan şeyler böyle normalde hani kızarsın, salaksın, manyaksın, delisin. Böyle bir laf değil. Ağır laflar, çok ağır suçlamalar oldu. Ben böyle şeylere gelemem. Herkes ağrımayan tarafına yatsın. Bir ara demiştim adımı, ismimi kanalımızda anmayın falan diye ama anıp anmamak size kalmış. Ben söylediğim halde gene isimlerim anılıyor. Hiç problem değil. İstediğiniz şekilde ismimi de alabilirsiniz. Sadece hiç kimse diyemez yani Asi şöyle, Asi böyle, Asi yalan konuşuyor. Asi işte barıştı etti, sözünü tutmadı, dediğini lafının arkasında durmadı lafını söyleyemezler. Öyle yani arkadaşlar. Onun dışında
Başka bir şey yok. Burada ne olursa size naklen söylüyorum. Zor. Yani söylenen kelimeleri unutmak zor. Geçmiş geriye getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. Ha. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Keşke her şey özelden halledilseydi. Ama şöyle de bir şey var. Gerçekten kimse benim bedduamı almasın. Haklıyım çünkü. Haklı olduğum zaman beddua ediyorsam, içim çok yanıyorsa bu bedduam tutar. Görüyorsunuz zaten. Şöyle de bir şey var. Haksız olduğum durumda, ben gerçekten haksızsam, ben cevap dahil vermem. Cevap dahil vermem. Ben her konuda haklıyım demiyorum. Hani ama YouTube'daki her konuda haklıyım. Kişisel yaşantımda haklı olmadığım konularda, hata yaptığımda ben susarım. Hiç cevap vermem, susarım. İşin sonunda herkes birbiriyle iyi olacak. Olsun. Kesinlikle bir şey dediğim yok. Ha, kötü olan ben olacağım. O yüzden ben hiç kimsenin içine karışmıyorum. Hiç kimsenin dediği lafa da fikrimi söylemiyorum. En güzeli bu. Yani başım rahat, kafam rahat. Ben yani benim uğradığım şu YouTube'da, benim uğradığım haksızlığa kadar bu dünyada hiç kimse haksızlığa uğramamıştır. Birisi bir yalan söylüyor. Ben o kişinin yalanını çıkarıp da hani onun yüzüne vurduğum zaman o kişi bana teşekkür edeceği yere bana resmen diyor ki sen kıskandın, sen aramı bozdun. Her şey buradan başladı. Herkesin aklı var, beyni var. Bana ne? Ben niye uyarıyorum ki millete? Sen karıştırdın, sen yaptın, sen kıskandın. Herkesin dediği o. Ama birisi benim hatamı söylediği zaman ya da birisi hakkında beni uyardığı zaman ben o kişiye teşekkür ederim. Tamam canım derim, daha dikkatli olurum derim. Ve ortada söylediğim bir şey varsa da, gerçekten bir laf varsa söyledim derim, kızdım, söyledim derim. Hani söylemediğim lafını kullanmam. Kızmışımdır, demişimdir derim. Çünkü yalan konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yalanlar çıkıyor ortaya. Bir yalan çok saklanmaz. Allah da şahit. Ben sadece sevdiğim insanı, değer verdiğim insana karşı biraz kıskançlık yaparım ama onun dışında ben hiç kimse yok. Çok benden çok güzelmiş. Benden çok daha zenginmiş. Şunu varmış, bunu varmış. Bende o şekilde kıskançlık yoktur. Beni bilen biliyor zaten. Sıralım böreklerimizi yırtılan yufkayla. Kadının birisi tanımıyor, etmiyor. Gerçekten ya, tanımayı bırakın. Bir ortak bir, nasıl diyeyim şöyle. Ortak bir tanıdığımızın canlı yayınında bile selamlaşmamışız. Kimdir nedir bilmiyorum. Ne karakterlidir onu hiç bilmiyorum. Ama beni o kadar iyi tanıyormuş gibi çıkıyor, konuşuyor ki orada. Sadece günahımı alıyor. Sadece günahımı alıyor. Umurumda mı? Tabii ki de umurumda değil. Umurumda olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi herkes her şeyi farklı anlatıyor. Herkes daha doğrusu işine geldiği gibi. Yarın bir gün bu böyle oldu. Bu olayı düzgün anlatmıyorlar. Düzgün anlatmadıkları gibi ne oluyor? Yok işte telefona bağlayalım. Yok şunu yapalım. Ben şimdiden söylüyorum. Ben hiç kimseyle barışmadım. Ben kendime yetiyorum. Videolarımı yaparım. Videolarım ister izlenir, ister izlenmez. Bana yetiyor. Benim izlenmelerim bana yetiyor. En azından şöyle. Hadi izlenmem çok olmadı. Sonuçta sevdiklerim izliyor ya. Birkaç kişi de olsa. O bana yeter. Sanki YouTube'dan dünyanın parasını alıyoruz. Hani para için, şu için, bu için. Birisi yazmış oraya. Ben geçen videomun altında birisi bana 50 lira para göndermiş. Bilmiyorum kim gönderdiğini. Teşekkür ederim. 50 lira para için ben insanları kötülüyormuşum. 50 lira.
50 liraya bugün ne alabilirsiniz arkadaşlar? Ben 50 lirayla 2 tane simit alırım ha. Başka hiçbir şey gelmiyor. Bir paket sigara gelmiyor. 74 lira mı 70 lira mı benim içtiğim sigara bilmiyorum. Vallahi fiyatını bilmiyorum. 2-3 gün önce zam geldiğini biliyorum. 50 liradan bahsediyorlar. 50 lira. 50 lira için ben. 50 lira için değil ya ben. 500 lira için bile ben öyle bir şey yapmam. 500 lira. 500 lirayla 500 lirayla ne bileyim ben 500 lirayla ben şuradaki oryuma gidemem ya. Yani bir şey almak amacıyla ne alacağım ki ben 500 lirayla? Yakıştırmalara bakar mısınız arkadaşlar? Dün ne demiştim? Herkes herkesi çok pardon. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkese çok samimi diye. Gerçekten öyle. İsteyen istediği kişiyle barışır, eder, konuşur. Her şeyi unutur. O tamamen onların bileceği iş. Ama ben no. No. Ben öyle şey yapamam. Benim kızçelerim bana yeter. Ben bana yeterim. Her şeyden önce ben bana yeterim. Birisi de yazmış senin güvenmeme gibi bir problemin var. Bana bunu ben problem olarak görmüyorum. Evet güvenmiyorum. Güvenilecek kişi mi var? Birkaç kişi dışında güvenebileceğim. Ya aslında daha kısa yoldan konuşmak gerekirse kendimden başka diyorum. Bakın kendimden başka kimseye güvenemiyorum. Kendi doğurduğum çocuklarıma dahil. 23 senelik kocama dair. Yo bana hiçbir şey yaptılar mı? Asla yapmadılar. İnsanın ailesi bir şey yapar mı? Asla yapmaz. Ama en güzeli. Ben kimseye söz vermem. Yapamayacağım sözü vermem. Tutamayacağım sözü vermem. Ama söz verdiysem de ölüm dışında, hastalık dışında bir şey yoksa ben o sözümü tutarım. Aynı şekilde de bana verilen sözü tutulmasını isterim. Hele ki arkadan konuşmak. Tamam kızdın sen benim arkamdan konuştun. Attın tuttun. Ama bu yüzleşme olduğu zaman çıkıp bana ya evet Asi kızdım çok sinirlendim o an dedim diyeceksin. Bana çıkıp da oraya yalandan yere ananın üstüne babanın üstüne çocukların üstüne ölmüşlerin üstüne Kur'an'ın kitabının üstüne yemin etmeyeceksin. Ben çok yemin edene ben asla inanmam. Hayatta inanmam. Benim karşımdaki insan yemin etmesin. Bana o güveni versin ki ben yemin dahil istemiyorum. Mesela var bazen vallahi billahi adım yemin etme ben sana inanıyorum zaten. Ben sana inanıyorum evet. Yemin kötü bir şey. Yani çocuklar, anneler, babalar hatta ölmüşler niye karıştırılıyor ki yemine? Kimse vallahi ne ölüsünü karıştırsın ne çocuklarının dirisini karıştırsın. Yani yemin etmeye gereği duymuyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Benim hakkımda da bilip bilmeden konuşanları Allah gerçekten en sevdikleri, en sevdiğiyle hatta evlatlarıyla sınasın. Biliyorsunuz ne kadar kötü şeyler yazıldı geçen haftalarda biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çıkıp cevap verdim mi? Vermedim. Çok nadir, üstü kapalı. Cevap vermeye değmez çünkü söyledikleri şeyin %1 tanesi bile doğru değil. Doğruluk payı hiç yok. Benim yerimde başkası olsaydı gene çıkardı buraya canlı yayın yapardı, bağırırdı, çağırırdı. Ben inan ki bu YouTube'dan tiksindiğim için ben canlı yayın dahil yapmak istemiyorum. Yani öyle bir şey haline geldi ki video yapmak daha güzel. Tabii canlı yapacağım. Canlı yapmayacağım diye ben canlımı yapacağım. Ama bu aralar gerçekten canlı yapıp da şeylik yapmak istemiyorum. Bu tür durumlara, olaylara hiç karışmak istemiyorum. Canlı yayında işte o gelecek, bu gelecek yazacaklar. Ne yazacaklarını da biliyorum. Hiç bunlarla uğraşamam. O yüzden. 3 kuruş için hayatım boyunca hiç kimseyi satmadım ben. Hiç kimseyi. Para için. Parayı da bırakın ya. Çıkar için. Çıkar nedir? Bak çıkar. Hepsi içine giriyor. O onunla iyi olur, kötü olur, bana ne? O onunla kavga eder, barışır. Gerçekten bana ne ya? Ben bana yapılana bakarım. Benim hayatımdaki insan kötü olur, iyi olur. Beni hiç ilgilendirmez. Ben bana davranışına bakarım. Hiçbir şey yapmadığım kişiler çıkıyor orada kendinden o kadar eminler ki
O kadar eminler. Ha, bir tanesi de o moruk Deniz Boz. Ben laf söylemekten bıktım. Bu laf yemekten gerçekten bıkmadı. Çünkü belki o da kendine göre haklı. Hayatında hiçbir şey yok. Ne bileyim, hiç kimsesi yok. Ne evladı var. Varsa da bununla ilgilenmiyorlar. Ne bir arkadaşı var. Giriyor bu kanallara sırf ona biraz daha değer versinler diye. Birazcık daha sevsinler diye. Özen göstersinler diye. Hiç utanmadan, Allah'tan korkmadan çıkıyor oraya bana iftira atıyor. Sen iftira attın diye ben kötü olmadım ha. Allah var. Allah'a inancınız varsa yarın bir gün gerçekten Allah'a hesap vereceksiniz. Ama Allah korkusu olmayan insanlar istediği kadar konuşsun etsin. Tekrar söylüyorum, olan oldu, konuşulanlar konuşuldu. Benim hiç kimseye karşı, hiçbir kanala karşı şeyim yok. Uğraşacak vaktim yok. Benim vaktim, zamanım, kendim çok değerli olduğum için bu tür basit şeylerle uğraşacak ya da izleyecek kadar vaktim yok. Neden izledin dersiniz? Benim adım geçtiği için izledim. Ben zaten bu aralar şey izliyorum. Vallahi inanmayacaksınız ama. Çok eskiden Flash TV'de oynayan bir dizi vardı. Ben onu izliyorum. Fırsat buldukça, ilk fırsatta onu izliyorum. Ben unutamam insanların yaptığını. Az benim adıma canlı yayınlar açılmadı. Öyle canlı yayınlar açıldı, öyle videolar yapıldı, öyle yorumlar yazıldı ki. Yani özür değil ya, ayaklarımın altına paspas olsalar affedemem. Gerçekten öyle. Ben affetmediğim süre içinde de Allah affetmez. Çok günahımı aldılar, çok günahıma girdiler. Hala da girmeye devam ediyorlar. Ben iyiyim kendi halimde, mutfakta, evde, orada, burada. Ben iyiyim. Benim video amacım bu. Günlük hayatımda ne yapıyorum, ne anlatıyorum. İşte mutfakta yemekti, bulaşıktı o. Sohbetti. Bana yetiyor bu. Ben gezmeyi kendim çok sevmiyorum zaten. Gideyim her gün gezeyim orayı. Zaten sıcak. Evet, kışında soğuk. Çok fazla gezmeyi seven birisi değilim. Çıktığım zaman da çekerim gittiğim yerleri. Hepsi o kadar. Dışarısının sesi oluyor. Sevmiyorum dışarıda video yapmayı. Ama böyle tabii ki de gittiğim güzel, böyle sessiz, sakin bir ortamda tabii ki de video yapmak isterim. Yani alışveriş videosunu ben niye yapayım? İnsanlar market görmedi mi? İnsanlar fiyatları zaten biliyor. Bir, böyle bir iki saniye, bir iki dakika çekerim tabii ki de. Vallahi öyle arkadaşlar. İnsanlar beni anlayacak da insanlar, bu bana kötü yazanlar, bu beni kötü tanıtanlar, hakkımda iftira atıp o iftiraya kendi söyledikleri yalanlara inananlar var ya, benim ne kadar haklı olduğumu görecekler de iş işten geçecek. Aha, buraya da yazıyorum. Bakın, bu duvara da yazıyorum. Çünkü ortada beni konuşulacak kadar böyle bir konu yok yani, yok. Bir konu yok. Oradan diyor ki, Kuzey Öküzü, şimdi gerçekten ismini almak istemiyordum ama diyor ki oradan, içeriği yok diyor benim için. Konu yok diyor. Eğitici bir durum yok diyor. Yani eğitici güzel bir video yapamıyor diyor. Pardon, sen bu zamana kadar kime eğittin? Sen eğitici bir canlı yayın mı yaptın? Soruyorum sana, sen eğitici bir canlı yayın mı yaptın? Ne öğrettin millete? Dedikodudan başka, şeyden başka, insanları kötülemekten başka, kanal kanal gezip kanalları karıştırmaktan başka, ona buna iftira atmaktan başka. Sen neyi eğittin ki? Bir de orada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey diyor. Biz çok önemli bir yerden bir duyuru aldık. İşte Allah şahit olsun. İşte Kur'anların kitaplarının üstüne yemin ediyorlar. Bu böyle. Bu böyle. Bunu yani yalandan yere yemin ediyorlar. Yemin ettikleri yetmiyormuş gibi bir de oraya yazıyorlar. Daha bu insandan ben ne beklerim? Hiçbirinin yüzünü görmemişim. Hiçbiriyle telefonda dahil mesajlaşmamışım arkadaşlar. Yani mesajlaşmadığım halde bunlar oldu ki. Acaba bunlardan biriyle telefonda görüşseydim,
mesajlaşsaydım kim bilir ne olurdu. YouTube'dan herkesin telefonunu açmıyorum arkadaşlar. Birkaç kişinin telefonunu açıyorum. Yani birkaç kişinin dediğim bana şeylik yapmayacak kişilerin telefonunu açıyorum. Kimin ne olduğunu ben gerçekten görüyorum. Birisi o kendini biliyor. Sen teksin, birsin, şusun, busun özelden. Ama bakıyorum ki orada da tamamen farklı konuşuyor. Haklısın. Haklıysa haklıdır. Sen onu haklı görüyorsan haklıdır. Bu burada ben kötü olmuyorum. Bu kişi de kendi kişiliğini koyuyor ortaya. Önce bence bana yazdığına baksın. Sonra da diğer kişiye yazdığına baksın. Yani hiç gerek yoktu. Çünkü ben sonuç itibariyle ben ne güzel sardım bakın. Hiç kimseye hiçbir şey yapmadım. Damarıma basılmışsa, bana ağır suçlamalarda bulunursa çok daha beterini yaparım. Durup dururken ben salak değilim. Hatta şöyle bir şey. Hepimizin ortak tanıdığı birisi olsun gitsin birine laf söylesin ya da gerçekten bir özel çocuğa laf söylesin. Ya da yaşlılara ne bileyim birine laf söylesin. Ben ilgilenmem ki bana ne? Onun kişiliği. Eğer öyle bir şey yaptıysa o onun kişiliği. Çıkıp da başka kanallarda o bunu yaptı, şunu yaptı, sana şunu yaptı deyip de hani o kişiyi ben kötülemem. Bana ne? İster iyi video yapsın, ister kötü video yapsın. Beni gerçekten ilgilendirmez. Herkes kendine buradan bir pay biçiyor. Neymiş efendim? Prim yapacaklar. Neymiş efendim? Para kazanacaklar. Ha. Yalan yanlış konuşarak para kazanacaklar. İnsanlara iftira ataraktan, insanları aşağılayarak. Hı? Kimsenin ne evi beni ilgilendiriyor, ne kötü evde oturmuş, iyi evde oturmuş beni gerçekten ilgilendirmiyor. Herkes kendine baksın. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Ondan sonra otursun kıçının üstüne. Kendini sorgulasın. Herkesin öyle pisliği var ki Allah'a şükür. 2,5 senedir bu mecradayım. Allah'a şükür hiçbir şeyim çıkmadı. Bu da çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Benim için var ya gerçekten çok mutluluk duyabileceğim bir şey yani. Ben dışarıda çok önemli bir işim olmadığı zaman ya da canım gezmek istemiyorsa ben bütün gün evdeyim arkadaşlar. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Düşmeyin lan. Düşmeyin. Evde vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Evde de mutluyum. Sarsar bitmiyor kızlar. Önce peynir gözüme fazla gözükmüştü ama peynir yetmeyebilir de. 700 gram peynir kullandım. Bayağı fazlaydı. Hatta komşum bende dedi ki çok değil mi bu peynir dedi. Yok dedim çok değil falan. Bakar mısınız? Ne güzel de oluyor sarınca. Sigara böreği güzel oluyor ya. Peynirli olunca. Maydanozlu çok seviyorum ama benim oğlan maydanozlu sevmiyor. Maydanozlu sevmiyor. Ay yırtılma lütfen. Şöyle de şey var kızlar. Ay dolmayı pişireceğim şöyle. Biber dolması. Biber, kabak. Domates, yani yetmemişti ya bir tane domates, iki tane de kırmızı biber. Şimdi bunları pişireceğim ben. Böreklerim az kaldı. Böreklerimi sararken onları da pişireyim. Çok sıcak, çok. Hele ki kızlar, bir tanesi var. Bir tanesi, yani gerçekten elinizden geldiği kadar insanlardan uzak durmaya kalkışın. Bir tanesi canım cicim şuydu buydu biliyorum ne mal olduğunu biliyorum. Düşüncelerini okuyorum resmen. Fakat gidiyor birine bir şeyler söylüyor. Hani söylediği şey külliyen yalan, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten bu fırsatı asla ve asla kaçırmazdı. Bunun videosunu yapardı. Yalan yanlış ses kayıtları atıyor. Beni kötülüyor bir şeyler, yani güya beni kötülemek de değil. Kendine çok iyiymiş gibi, çok akıllıymış gibi zanneden bir asalak var biliyorsunuz. Ve şu an hala utanmadan video yapabiliyor. Hangi yüzle video yapabiliyorsun? Hangi yüzle? Ben bir konuşursam, bak senin hakkında ben bir konuşursam
bütün pisliğini ortaya dökersem sen biliyorsun. Senin ne durumda olacağını sen gayet iyi biliyorsun. Ona buna attığın ses kayıtları, ona buna benim hakkımda konuştuğun, kendini böyle çok önemli bir insan gibi göstermelerin hepsi benim elimde bak. Şimdi bunu da sıkıştırayım araya. Hani deme, ay bu susuyor, ay bu benim hakkımda konuşmuyor. Öyle bir şey yok. Sen hiç duydun mu? Fırtına önceki sessizliği duydun mu? Ya da ne derler? Ne derler? İntikam soğuk yenen bir yiyecektir. Soğuk yenen bir yemektir. Bunu unutma. Ben senin yerinde olsam bunca yaptığım rezillikten sonra yemin ediyorum ben o YouTube'da video yapamam. Sen suçunu, sen hatanı çok iyi biliyorsun. Konuşacağım konuyu da ne şekilde konuşacağımı çok iyi biliyorsun. Elimde ses kaydınla, hatta senin görüntünle. Sana hiçbir zaman güvenmediğim için beni her görüntüle aradığında işte ben senin fotoğraflarını çektim. Abuk subuk kendi şahsına ait her ses kaydı attığında işte ben onların hepsini sakladım. Sen istediğin kadar sil, istediğin kadar telefon değiştir. Hepsi benim elimde. Bundan sonra herkes ayağını denk alsın. Kimse pis işlerine beni bulaştırmasın. Ben hiç kimseyle işim yok. Bir zahmet sizin de benimle işiniz olmasın. Buradan sadece bu uyarımı da yapıyorum. Kimsenin ne yaptığını, ne konuştuğunu unutmuyorum. Asla unutmuyorum. Hatta bir telefon görüşmem olmuştu seninle. O telefon görüşmesini de hiç merak etme. Nasıl ağladığını, nasıl bana yalvardın. Bak yalvardın orada, gerçekten yalvardın. Dedin ki, ben kızdığım için dedim o lafları. Kızdığım için söyledim falan dedin ama ben onları gerçekten Deniz'in telefonundan WhatsApp'ta, WhatsApp'a ses kaydı alarak kendi telefonuma gönderdim. Biliyorsun suçunu, hatanı. Ona göre gerçekten ayağını denk al. Bundan sonra da adımlarını gerçekten daha dikkatli seç. Yani bir yerlere gelmek için, birilerine kendini çok güzel göstermek için sakın ola ki, bak sakın ola, benim adımı kullanma, hele ki, bak hele ki, neyse söylemeyeyim onu, onu söylemeyeyim, onun da sırası var. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Bundan sonra gerçekten adımlarını dikkatli at, şöyle bir düşün bu videoyu izledikten sonra. Ben bir sene önce, ben iki sene önce ben bunu ne türde aradım? Ne tür ses kayıtları attım, ne tür bir konuşma geçti aramda. Bak bunları otur düşün, hafızanı bir toparla. Benim hiç kimseye bir şey yaptığım yok. Allah da şahit, kul da şahit buna. Çıkıyorlar oraya, ay kimse beni hafife almasın, ay ben sizin bildiğiniz gibi biri değilim. Ne oldu, ne yaptın iki senedir? Neyi kime neyi ispatladın? Zamanında yapın edin, yapın edin. Ondan sonra bir özür dileyin. Hiçbir şey olmamış gibi Asi sizle konuşsun. Asi affetsin. Bakın arkadaşlar, koruduğum insanı gerçekten o kadar çok korurum ki sanki kendi çocuğumu koruyormuş gibi korurum. Bunun kıymetini bilmeyen, kadir kıymet bilmeyen insanlar da bu şekilde davranıyorlar. Bu şekilde. Bak tekrar söylüyorum, birilerine dolduruşuna geliyorlar güya. Kimse kimsenin dolduruşuna gelmiyor arkadaşlar. Niye ben kimsenin dolduruşuna gelip de birini kötülemiyorum, birine video yapmıyorum? İnanmayın, herkes her şeyi isteyerek ve bilerek yaptı. Hala çıkıp da orada sen o kanalı tutabiliyorsan bence her video yaptığında düşün yani. Acaba Asi beni konuşur mu? Acaba Asi beni ele verir mi? Acaba Asi benim yaptığım, milletin yaptığı rezilliklerin daha fazlasını benim yaptığımı biliyor, bunu söyler mi diye sen her gün otur şeylik yap.
Birincisi bu, ikincisi de en önemlisi de sen bu saatten sonra gerçekten bir bismillah çek, salavat çek, adımı ondan sonra an, tamam mı? Adımı gerçekten ondan sonra an. Asi diye, Asi ya da Sevda, bilmiyorum ne dediğini. Kızlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Dolmamı da koydum, kaynıyor. Börekleri pişirmeyi düşünmüyorum. Belki büyük olan isterse ona kızartırım. Yemeğim var çünkü bugün. Zaten hava sıcak. Çok fazla da yemek yenmiyor. Saatimiz de 5 olmuş bu arada. Sabahtan beri, günlerden pazar da olsa yine iş bitmiyor. Balkon temizle, balkon akıt, çamaşır yıka, çamaşır az. Şimdi makinede hala son çamaşırlar var, başka yok. 20 dakikası kalmış onun da. Ses yapıyor diye duraklattım makineyi. Bu da son yufkam. Buzdolabı poşetine koyacağım bunları kızlar. Sizleri öpüyorum. Artık gerçekten gözünüzü kulağınızı açın. Hiç kimsenin dediği, YouTube'da hiç kimsenin dediği hiçbir şeye inanmayın. Gerekiyorsa, bakın ne diyorum, gerekiyorsa gerçekten bana da inanmayın. Ama biraz da aklınızı kullanın. Bu asi kadın hiç kimseye bir şey yapmadı. Her zaman mağdurun yanında oldu. Birisi için bir şey konuştuysam iftira değildir bu. Görmüşümdür, etmişimdir, videosu, şunu bunu vardır. Ona göre konuşurum. İftira atmak bana göre değil, ben Allah'tan korkarım. Ölüm var. Bugün hayattayız, şu an ayaktayız ama ben videoyu kapattıktan sonra ne olur, ne biter, bunu anca Allah bilir. Sizleri öpüyorum, hoşça kalın. Asi kadınla kalın, Allah'a emanet olun. Tüm güzellikler sizlerle olsun, benim güzel kızçilerim. Like'larınızı bekliyorum, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bana yorum yazan, o güzel yorum yazan parmaklarınız dert görmesin inşallah. Hoşça kalın kızlar.